こんにちは。こんにちは。ピース。チューチュー。うわ。イエve gençler, herkese selamünaleyküm, konnichiwa. Uzun bir aradan sonra an itibariyle Japonya'dayım. Hatta Japonya'nın herhangi bir yerinde değilim. Şurada arkamda görebilirsiniz, robotların var olduğu robot otelde kalıyorum. Ama buranın videosu yine ayrı olacak. Burada da hanım ablamız var, 2 adet robotumuz var, 2 insan robotumuz var. Japonya'dayız, yaklaşık 3 gün falan oldu buraya geleli. Ve Japonya'ya geldiğimden beri açıkçası zaten üstümdeki gömleklerden de pantolonlardan da görebileceğiniz üzere her zamanki Hamza değil. Genelde katıldığım konferanslarda orada burada konuşmacı olarak gittiğimde hayatımın bir parçası olarak yaptığım işleri anlatıyorum ama YouTube'da henüz bundan çok bahsetmedi. Belki ileride bahsederim ama ben Japonya'yla iş yapıyorum. Bu yüzden de Japonya'ya sık sık gelme durumum olacak yıl içerisinde. Yaklaşık 2 ay önce de gelmiştik Japonya'ya. Hatta şu anki gelişimde bile ilk 3 gün hani işte iş aralarında telefonumla çekiyorum. Onu da vlog olarak yüklüyorum. Instagram hesabımda son 2 ayla. O yüzden her şey YouTube'da maalesef ki olmuyor. Kamera kocaman taşıyamıyorum. İş toplantısına gidiyorsunuz, kamerayla giremem. Tabii yine buraya da bol bol yükleyeceğiz. Bu arada abi etrafım Japonya. Vallahi bu kanal ne zamandır Japonya görmüyor. Neyse, ne diyordum? Tabii ki de YouTube'da bol bol bir şeyler yükleyeceğim ama Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Japonya'mız son 2 ayla ve uzun bir aradan sonra Japonya montajı geliyor. Let's go. Japonya'nın sokaklarında yine sigara içme alanlarını görebilirsiniz. Eğer ola ki Japonya'ya geliyorsanız sokaklarda sigara içmeniz yasak. Böyle mekanlar var, kutular içerisinde, zaten buzlu cam içerisinde göremiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz, iş aralarında, molalarda vesaire ya da yolda yürürken bile sigaranızı, elektronik sigaranızı fark etmez, burada içiyorsunuz, sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Abi bu video tamam mı? Japon Hamza'nın öncelikle Japonya'da çekeceğim tek konseptsiz video olacak. Günlük bir vlog olacak yani ve bir o kadar da benim Japon Hamza olmamdaki YouTube hayatımın ilk 2 belki 3 yıl boyunca çektiğim Japonya videolarda meşhur olan, sizlerin de sevdiği, beni ben yapan, birbirimize bağlanmamızdaki sebep olan ufak ama güzel detayların bol bol var olacağı video olacak. Nostaljik olacak, benim için de nostaljik olacak. Ne zamandır yani vlog çekmiyorum ve o kadar çok mutluyum ki. Bu arada abi şöyle arkamda görebilirsiniz, sıra var. Ne sırası derseniz sigara içme sırası. Yani alan dolu olduğu için insanlar sigara içebilmek için sıraya giriyor. Yani Japonya ya, vallahi Japonya'ya geldi. Kimine göre saygı gösterir, kimine göre saf salaklık, artık siz seçin yani ne olduğunu. Ama Japonya'dayız ve dediğim gibi yani bu video güzel nostaljik bir ilk gün olacak Japonya'da. Ve tabii ki de bunu ilk olarak arkamdaki markete girip herkesin beklediği o şeyi yaparak başlayacağız. Şöyle güzel alışverişimizi yaptık. Sadece yemeğimizi yemeden önce şurada otantik bir tuvalet göstermek istiyorum, Japon usulü. Baksanıza tapınak gibi yapmışlar tuvaleti. Oha lan, tuvalette sistem yok. Oğlum ilk defa Japonya'da yıkama sistemi olmayan bir tuvalet gördüm. Neyse, onu başka bir yerde gösteririm. Yalnız baksanıza şurada market var. Şu tarafta da görebilirsiniz. Yolda yürürken tapınakımsı şeyler de görebiliyorsunuz. Güzelim Japonya'da. Yine sokaklarda bir adet bile çöp göremezsiniz. Yani öyle bir şey ki şu an bahsettiğim şeyler normalde ben Japonya'da yaşarken doğup büyüdüğüm için, Japonya'daki ilk defa izleyenler için, ben Konyalıyım aslen. Hatta Ermenekliyim. Şu anda Karamanlı oldum. Hep Konyalı biliyordum kendimi. Ama 0 yaşımdan beri, yani doğduğumdan beri de Japonya'da doğup yaklaşık 15 yıl falan Japonya'da büyüdüm. O süreç boyunca abi bunlar bana o kadar normal geliyordu ki, dünyayı gezdikten sonra, ettikten sonra aslında Japonya'nın gerçekten ne kadar ekstrem olduğunu, bazı konularda farklı olduğunu vesaire gördüm. Bakın şurada görebileceğiniz kule Japonya'nın Eiffel Kulesi gibi, Tokyo Tower olarak geçiyor. Yalnız baksanıza şurada Tokyo Tower var ve yine burada kocaman bir tapınak girişi var. Burası da Japonya'da bir park. Sadece burada göstermek istediğim şey abi, bakın burada su içme yeri var, tamam mı? Normal temiz su. Şurası çocuklar için, büyükler için. Ama ufak ve güzel bir detay, normalde bunu içmek için çevirmeniz gerekiyor. Bıraktığınız anda kapanıyor. Yani su açık kalmıyor. O yüzden de boşuna su akmamış oluyor. Vallahi bol bol böyle... Oh, eski videolarda da yapardık. Acayip mutluyum var ya. Neyse, hadi yemek yiyecek bir yer arayalım ya. Ve
kamerayı koyabileceğiniz bir yer bulduğuma göre açalım artık yemeklerimizi. Maalesef tripodumu kaybettim ne zamandır vlog çekmediğim için. O yüzden kamerayı böyle düz bir zemine koymam gerekiyor. Bu arada arkamda yine Japonya'nın yüksek binaları görebilirsiniz. Öncelikle yeşil çayımı açmak istiyorum. Oiyocha dediğimiz jokcha olarak geçiyor. Green tea. Ve güzel mi güzel? Oh! Benim aşırı hoşuma gidiyor ve kesinlikle gelirseniz deneyin. Şöyle görebilirsiniz yeşilimsi bir çay. Gel gelelim herkesin beklediği dırıt dırın dırıt dırın dırıt dırın. Bu kanalla birlikte Türkiye'ye yaydığımız güzelim onigiriler. Şöyle görebilirsiniz her zaman yapacağımız şey yapıyoruz. Dışı yosun kaplı, içi pirinçli ve ortada da ton balık mayonezin var olduğu bir yemek. Gelin hep birlikte açalım eski günlerdeki gibi. Öncelikle yukarıdan aşağı, arkadan tekrar şöyle kaldırıyoruz. Şöyle sağdan sola, soldan sağ. Yosunlar da böyle birleştirin. Şöyle görebilirsiniz pirinci içinde yosunla kaplı. Afiyet bal şeker olsun. Şöyle hemen içini göstereyim sizlere. Ton balıklı mayonezimiz bol bol, içi dolu dolu. Vallahi mutluyum ya. Bu arada koronadan sonra Japonya vizeyi kaldırdı, bilginize. Eğer ola ki Japonya'ya gelmek istiyorsanız vizesiz gelebiliyorsunuz. Artık yani vize olmadan çok rahat gelebiliyorsunuz ülkeye. Ve geldiğinizde kesinlikle şu onigirilerden bir tane alın. Mutlum bu. Oğlum ya ben özlemişim ya video çekmeyi. Vallahi diyorum bak. Ama o güneş vurdu. Şöyle çayımla. Böyle çayımı içeyim de onigiri bir boğazımdan geçsin. Çünkü sırada ikinci bir yemeğimiz de var. Bu böyle görebileceğiniz birazcık da sushi roll mantığında bir yemek. Bunları aldığınızda markette size çubukta veriyorlar. Hemen çubuğu açıyoruz. Hazırlıyoruz çubuğumuzu. 5 tane roll var. 3 tanesi ton balık, 2 tanesi ise yengeç. Japonlar geçerken ne yapıyor bu diye bakıyorum ama hiç umurumda bile değil şu an. Alıyoruz rollümüzü. Şöyle görebilirsiniz yine ton balık, mayonez ve salatalık var bunda. Aşırı güzel. Afiyet bal şeker olsun. Abi kusura bakmayın ama şu an benden mutlusu yok yani. Şu da yengeçli, salatalıklı, mısırlı, mayonezli. Bu da çok güzel. Mükemmel ya. Diyerekten hasret kaldığımız Japon yemekleri ve en başta onigiri de yemiş olduk. Şimdi bence direkt treni atlayalım. Meşhur Japonya'nın Shibuya'sına gidelim, o meşhur dört yoluna. Japonya'daki ilk günümüze devam edelim. Ve gençler arkamda yine şöyle sigara içme alanını görebilirsiniz ama şu anda bulunduğum yer Shibuya dediğimiz buranın böyle gerçekten Japonya'nın merkezi yerlerden bir tanesi, hatta en merkezi yerlerden biri. Aslında bayağı oldu ama diğer binalara göre şu gördüğünüz Shibuya Scramble Square yeni yapılan binalardan bir tanesi. Eğer gelirseniz bunun tepesinde çay kahve içebiliyorsunuz, çok güzel diyorlar. Şöyle azıcık ileri gidersek de görebilirsiniz Japonya'nın, hatta dünyanın en çok insanın geçtiği kalabalık dört yolu burası. Her gün on binlerce, yüz binlerce insan geçiyor buradan. Eğer ola ki gelirseniz yani kesinlikle şu arkamda gördüğünüz yolda bir tane fotoğraf çekinin derim. Ek olarak da şurada gördüğünüz Starbucks abi dünya. Yakışıklı erkekleri de görebilirsiniz. Şurada da güzelim kızları. Bir tane daha yakışıklı bir erkek. Neyse ne diyordum, şurada görebileceğiniz Starbucks abi dünyada en çok satış yapan ve insan alan Starbucks'ı. Bakın şurada da anime reklamlarını görebilirsiniz. Yani burası kısacası New York'un gerçekten o meşhur bulvarı gibi. Ve yine böyle insanlar geçişini yapıyor. Şuradaki Starbucks'ın bir güzel özelliği de insanlar şu yukarıya çıkıyor. Buradan geçen insanları yukarıdan kamerayla çekiyor. Gençler biraz daha eğlenceli şeyler de yapacağız ama hazır buradayken, Japonya'dayken az önce bir güzel tuzlu yosunlu yemeklerimizi de yediğimiz için şöyle güzelinden bir tatlı yiyelim diyorum. Şimdi eğer ola ki gelirseniz diyebilirsiniz ki Türkiye'de Krispy Kreme var, ben niye illaki buradan yiyeyim? Ama lütfen yiyin çünkü inanın Türkiye'deki şu özellikle orijinal donutlardan tutun o kadar şekerleme iğrenç bir şekilde yapıyorlar ki bir iki tane yiyorsun Türkiye'de Allah'ım bayılıyorsun. Görebilirsiniz 781 yen oluyor. Bu da yaklaşık olarak şu an Türk lirasına göre aşağı bir yere koyarım fiyatını. Bu donutlar direkt ülkesinde şekerlendiği için Japonya'da o kadar dozunda yapıyorlar ki mesela Japonlar baklava yemez ya da çok da sevmezler. Aşırı şekerli, şerbet ve
de tatlı geliyor onlara. O yüzden bu tarz şekerleme tatlılarını da çok dozunda yapıyorlar. Hafif, yanında şöyle bir tane kahveniz olduğu sürece mükemmel bir kombinasyon. Bir de özellikle içi custard dolgulu olanı almanızı isterim. Bir Türkiye'dekiyle o kadar farklı ki içi. Bakın şu içindeki sarı krema, custard krema olarak geçiyor. Türkiye'de bu, affedersin ama mide bulandırıcı seviyede iğrenç ve ucuz. Pardon, tükürdüm. Ama Japonya'da o kadar güzel ki. Afiyet, bal şeker olsun. Bu arada niye böyle donatçıda köpek görebiliyorum derseniz de şu an bulunduğumuz Shibuya'nın meşhur olduğu bir şey var. Şurada görebilirsiniz, insanların fotoğraf çekmek için sıra oldu. Bu meşhur istasyon önünde sahibini bekleyen köpeğin var oldu. Hachi. Fotoğraf çekinmek için çok da sıraya girmeyeceğim. Ben zaten burada yaşayıp büyüdüğüm için bunlar bana normal geliyor ama eğer ola ki gelirseniz burada kesinlikle onunla da fotoğraf çekinin. Ve o Hachi sayesinde de böyle donat yerlerinden tutun farklı farklı yerlerde köpek figürleri, resimleri görebiliyorsunuz. Hediyelik eşyalar alırken de buradan alırsanız Hachi'nin hediyelik eşyalarını alabilirsiniz bilginize. Bakın Shibuya'da da meşhur yollardan bir tanesi şu göreceğiniz yol. Hani nasıl Taksim'in İstiklal Caddesi varsa Shibuya'nın buradaki caddesi var. Ve kesinlikle Instagram'da falan orada burada görüyorsunuzdur ama burada da şöyle pandamızı görebilirsiniz. Reklamları artık Japon şirketleri böyle 3 boyutlu şekilde yapıyor. Gayet tatlı, gayet güzel. Doğru açıdan baktığınızda sanki gerçekmiş gibi. Tabii Instagram'ı takip edenler bunu çoktan görmüş olması gerekiyor. Evet yapalım, son hikayeyle diyerekten reklamımızı yapalım. Yavaş yavaş buraya geldiğimizde bol bol yaptığımız ve uzun zamandır girmediğimiz karaoke'ye girelim. Bu arada bakın az önce bahsettiğim o köpek hediyelik eşyaları, şöyle Totos'unu görebilirsiniz. Köpeğin gayet tatlı tatlı, arkadaşlarınıza almak isterseniz hediye alabilirsiniz. Şunun fiyatı yaklaşık olarak 400 yen'e geliyor bilginize. Neyse haydin uzun bir aradan sonra karaoke. Şöyle hemen ödememizi yaptık. Yaklaşık 30 dakikalık bir vaktimiz var. 545. yani şu oda bizim odamız. Japonya'da karaoke Türkiye'deki gibi böyle ortak herkesin bir alanda söylediği bar kulüp tarzı değil. Gerçekten sadece böyle karaoke yapmak için senin kendi arkadaşlarınla geldiğin yer. Odalar bu şekilde. O kadar da büyük değil. Şurada da televizyonumuz var. Karaoke ekranımız. Burada tabletimiz var. Şarkılarımızı birazdan buradan seçeceğiz. Şurada görebilirsiniz. Mikrofonumuz mevcut. Bir de yanlış düşüncelere girmeyin. Gayet odada bir adet kamera var. O yüzden hani eğer ola ki aklınız farklı yerlere gidiyorsa gitmesin. Affet beni akşamüstü gölgem uzarken tam ayrılık derken canıma yoldaş oldu. Acayip özlemişim karaoke ya. Ben birazcık Japonca şarkılarımı söyleyeceğim. Eğer anime seviyorsanız, Japonya ilginiz varsanız kesinlikle bildiğiniz birkaç tane şarkıyı bugün sizlere armağan etmek istiyorum bu güzelim sesimle. Yok ben kendimi seviyorum, seni dinleyemem saatlerce diyorsanız da gençler kusura bakmayın atlayabilirsiniz bu bölümü. Ama Hamza, karaokeci Japon Hamza bugün sizlerle birlikte birkaç şarkı sunacak. Afiyet bal şeker olsun. Bu arada buranın fiyatı yaklaşık olarak 30 dakikası 3 dolardan az, öyle söyleyeyim. Ama bir tane böyle 3-4 dolarlık yine içecek almanız şartıyla. Ben şöyle Türkiye'de çok olmayan kavurunu, sodamı aldım. Gayet güzel, gayet hoş. Haydi, haydi. Bakın Japonca olduğu için çok net neyin olduğunu göstermem ne kadar anlamlı bilemem ama istiyorsanız bunu İngilizce çevirebilirsiniz. Şuradan başlıyorum. Zume diye bir şarkı var son zamanlarda meşhur Japonya'da. Onu sizlere söyleyeyim. Hatta hemen şöyle göstereyim. Erolaki Instagram'da geziyorsanız bu bayağı bir ara popüler bir şarkıydı. Ve Japonya'da film, hatta Türkiye'de de sinemaya çıktı. Abi çok iyi ya. Mino naka ni yaru wa koto wa okisen. それらが結ばれるのは真の像。Bakın burada böyle Japonca eğer okuyabiliyorsanız karaoke'yi de çok güzel yapabilirsiniz. Toki wa makuragi, kaze wa nigihada. Thank you.
Birazcık romantik bir şarkı bu da. İsmailim o kimin o yok o ne var ate takıde. Arigato ya. Birisine olan sevginin ne kadar ifade edebildiğinden fazla olduğunu. Evet ifade edemiyorum sana belki ama seni gerçekten çok seviyorum. Denen bir yani öyle anlamı olan bir şarkı. Neyse gelelim son şarkımıza. Eğer anne seviyorsanız büyük ihtimalle bu şarkıyı biliyorsunuzdur. Son 10 dakika kala böyle arıyorlar sizi. Çıkmanız lazım, haberiniz olsun falan diye. Son 4-5 dakika, hadi hep birlikte. Son 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 Nureru mono Odomeru koto ni mucuru de Satsukoku wa tenshi no seze Mado de kara yakare tobirasu Otobashiru wa tsuima kosuze Tomomi de o urakiru nara Vallahi stres atılıyor ya, mükemmel bir şey ya. Afiyet bal şeker olsun. Bu arada burada çıkış saatinizde görebiliyorsunuz 3 dakikamız kalmış. Hemen şu içeceğimizi alalım bir güzel. Mikrofonumuzu yerine koyalım. Normalde bunu zaten yıkıyorlar, dezenfekte ediyorlar ama biz yine de insanlığımızı yapalım. Tabletlerimizi de yerine koyalım. Verdikleri kağıdı çıkışta da götürmeniz gerekiyor. Bu arada ben önden ödeme yaptım. Yani yarım saat sonra çıkacağımdan emin olduğum için. Ama eğer gelirseniz kendiniz, arkadaşlarınız, sevgiliniz, aileniz fark etmez. Hani yarım saat, bir saat her neyse alın. Sonradan ödeme yapın ki eğer mesela onlar arıyorlar ya 10 dakika kalıp. Normalde uzatmak ister misiniz diye arıyorlar. Evet derseniz bir yarım saat, bir saat daha uzatabiliyorsunuz. Hani aklınızda bulunsun illa yarım saatliğine bir saat ne diye gelmenize gerek yok. Ha bu arada eğer gelirseniz ve uzun kalırsanız drink bar alabilirsiniz. Hazır gelmişken size lavaboyu da göstereyim. Japonya'nın lavaboları meşhurdur bildiğiniz üzere. Karaoke'deki lavabolar da onlar gibi. Oley be! Hemen şöyle sizi klozete sokayım. Menümüzde iki tane popo yıkama çeşidi var. Önden yıkama var. Şurada yıkamanın gücü var. Şurada yıkamanın pozisyonu. Yani o çıkan taharet musluğu birazcık da öne gelsin, arkaya gelsin, tam denk getiremedim falan diyorsanız buradan pozisyonu ve gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Şu yıkadıktan sonra kurutmak istiyorsanız rüzgar üflüyor. Şurada da masaj yazıyor. Masaj yani. Direkt şar diye poponuzu yani yıkamak istemiyorsanız böyle ritimli, güzel masaj yapacak şekilde arkadan yıkayabiliyorsunuz kendinizi. Ben bir tuvaletimi yapayım, dışarıda görüşürüz. Dedik ve lavabo ihtiyacımızı da giderip geldik tekrar şu bir anın sokaklarına. Yavaş yavaş güneş batıyor, ışıklandırma güzel ve insanlar sokaklara dökülüyor. Çünkü Shibuya genelde genç kesimin, hani İstanbul'a göre konuşacak olursak Taksim'i gibi düşünün. Genç kesimin gece dışarıya çıkıp eğlendiği yer. Tabii biz ne yapacağız burada? Arkada görebilirsiniz. Güzel bir şarkı söyledikten sonra karnımız da acıktığı için kebabımızı yiyeceğiz. Hemen sıra bize gelmeden size fiyatlandırmayı da göstereyim. Ben dürüm sevdiğim için yaklaşık olarak 750 yen. Ve genelde sorulan soru görebilirsiniz. Helal yani burada. Eğer dikkat ediyorsanız gönül rahatlığıyla burada kebap yiyebilirsiniz. Çünkü Japonya'ya gelenler genelde işte çiğ balık yemem, sushi yemem şeyine giriyor, derdine giriyor. Güzelim memleketin yemeğini özlüyor. O yüzden Shibuya gelmişken burada güzelce özleminizi giderebilirsiniz. Ben tanıdık geldi. Efendim? Seni Sivan tanıdık geldi. Dün burada mıydın sen? Buradaydım. Önceki ya. Günde buradaydım. Valla mı? Geliyorum. Seni Sivan tanıdık geldi çünkü bana ya. Bayağıdır geliyorum abi ya buraya. Acılı, bol soslu. Acılı, bol soslu. Ooo delikanlısın yani ha. Ya sen şey değil miydin ya dur. Bir de buraya daha önce geldin. Evet. Ben buraya 5 yıl önce geldim. 5 yıl önce de geldim doğru. 5 yıl önce geldim bir arkadaş vardı onu çekmişim arkadaş çok komikti ya. Biz o videoyu izledik çok komediydi ya. Evet ya o arkadaş sonra daha yolda beni bir gördü. Gördüm. Herhalde bir başka şubenizdeydi. Var mı bir şubeniz 8 daha? 8 tane var şube.
O maşallah. O gün ama sen yokmuştun galiba, o değil mi? O gün ben yoktum. Ben şimdi saat 10'dan sonra geldim o gün. Ondan sonra ben olmuyorum. Gece gelmiştim. Ama bir senden yine bir gün geldim buraya. Ben vardım diye hatırlıyorum ama o zaman da zenciler vardı burada. Sanki bir röportaj yapmıştık ya da ufak bir çekim yapmıştık diye hatırlıyorum. Evet, telefonla yapmıştım ama kamerayla değil. Olabilir. Hamza'ydı değil misin isim? Evet abi. Abi bak, doğru Japon Hamza abi. Benim kardeşim seni daha görüyor. Senin Konya'lı Hamza'yı tanıyor mu dedi ya. Diyerekten aldık kebabımızı. Eğer gelirseniz Burhan abi kendisi size güzel mi güzel şöyle hoş kebabı yapar. Almanya kadar olmasa da bunda da böyle sos kullanıyorlar kebaplarda. Bol bol böyle güzel 750 yene kebap döner yiyebiliyorsunuz. Ya Allah bismillah diyerekten. Valla mükemmel. Gençler akşam oldu ama burası yine hatta çok çok daha fazla insanın geçtiği bir yol haline geldi. Shibuya merkezdeki o meşhur 4 yol. Starbucks'ın üst katında da yine aynı yolu yukarıdan çekenler var. Bu arada ben normalde geceyi sushi'cide bitirecektim. Şu arkamda gördüğünüz, bilmiyorum ya hatırlıyor musunuz? Yani daha ilk videoları izlediyseniz burada internet kafe yanında da bir tane sushi'ci vardı. Kaç kere çektim bu sushi'ciyi. Özellikle nostaljik olduğu için geceyi burada bitireyim, sonu burada yapayım diyordum ama sushi'ci kapanmış, değiştirmişler. Ya vay be, duygulandım. Ne günlerden ne günlere ya. Yani mekan değişmiş. O kadar eski yani. 4-5 yıl önceye kadar gidiyor. Vay be, bu sokaklarda büyüdük yani. Düşünsenize. Hani kendi çocukluğum da bu sokaklarda geçti. Bu kanalın çocukluğu da bu sokaklarda geçti. Neyse, en azından akşam olana kadar 20-30 bin lira Türkiye'den daha ucuza Apple'dan bir tane böyle iPhone aldım. it's Turkish though. Who cares? I was just in Turkey. Really? Do you want to see? Yeah. Oh wow. Yeah, awesome. These are all the pictures I took when I was in Istanbul. You like Istanbul? Fuck yeah, dude. I want to go back. Is it your first time in Japan? I'm actually born here. Whoa! Yeah. Oh my god, you're big Japan Hamza. Where's the craziest country you've ever traveled to? Don't say Japan. India. Which part? For me, the craziest would be Morocco. Yeah? Oh my god, it's crazy. Take care, man. Nice to meet you. Yeah, bye. Shibuya'ya gelirseniz bu arada böyle stream yapan Twitch'çiler, YouTuber'lar çok var. Yabancı ya da Türk fark etmez. O yüzden böyle insanlarla da karşılaşabiliyorsunuz bilginize. Güzel insanlar yani, hoş insanlar. Bu arada hazır buraya gelmişken size şunu göstereyim abi. Japonya kültürünün bir parçası bu. Artık bunun baya baya mekanını yapmışlar. Şöyle görebilirsiniz abi, farklı farklı. Şurada mesela Toy Story karakterleri. Hani bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bir şeyin kılı diye yazıyor şurada. Nankan, okey. Yani farklı farklı renklerde kıllar bile. Ve belki de bizlerin daha çok bileceği böyle anime, Tokyo Revengers animesi mesela burada. Slayer mesela. My Hero, Boku no Hero Academia gibi gibi böyle farklı farklı karakterlerin aletleri, eşyaları, edevatları her neyse yani böyle minik minik figür oyuncaklar gibi. Yine böyle anime kızlarının da bol bol var olduğu bir yer burası. Ola ki koleksiyon falan yapmak istiyorsanız tanesi yaklaşık olarak 300 yen. Neyse dur, varsa 300 yenim umarım vardır. Mesela bakın şu tepedeki figürler hoşuma gitti benim. Zaten bunun fiyatı da 400 yenmiş. Şereflisler. Güzelini böyle pahalı yapıyorlar. Şöyle 2, şöyle 3 ve şöyle de 4. Parayı koyduktan sonra şunu alıyorsunuz, çeviriyorsunuz. Her çeviriyormuşum, bir dakika. Çevirince de şöyle görebilirsiniz. Şuradan topunuz çıkıyor. Şu gördüğünüz karakterlerden bir tanesi bu topun içinde olacak. Aha, aha, aha. Ve güzel mi güzel bacımız çıktı. Bacı diye bir karakter bilmeyenler için. Bu arada gençler, Allah nazardan saklasın. Yani videoda sadece bir saniye geçmiş olabilir. Ama bu bir saniye içinde ben yine Türkiye'nin yarı fiyatına bir adet görebilirsiniz. PlayStation 5 aldım. Eğer ola ki Japonya'ya gelirseniz bence Türkiye'den alacağınızı buralardan alın. Hatta bilet parasını ekleseniz bile yerine göre aynı, hatta daha ucuza bile geliyor. Ve gençler, sushi'ciye geldik. Menümüz bu şekilde. Buradan mesela ben hangisini alayım diyorum. Şunu alacağım. Hemen bunun siparişini verelim. Geldi bakın, mozzarella sushi'miz şöyle. Ya Allah bismillah diyerekten afiyet bal şeker olsun. Bakın bakın, bol bol geliyor sushi'ler. Avokadolu somonumuz. Şu tarafta da mozzarella'lı somonumuz. Üstten abi bardağımızı da alalım. Şöyle yeşil çayımızı bardağımıza ekleyelim. Birazcık acı seviyorum ben. O yüzden bol bol ekleyeceğim. Ondan sonra şuradan da suyumuzu alalım. Şöyle görebilirsiniz, kaynar su çıkıyor burada. Oh, yalnız abla da maşallah bayağı iyi yiyor. Şöyle önce yeşil çayımızdan.
Allah, bu sefer iki tane direk geldi gençler. Şurada karidesimiz ve maguromuz. Şurada da yumurtalı. Daha çok çocukların yedi ama eğer ola kendi sushi'ye gelin, çiğ balık yemeyim diyorsanız sizlerin de seveceği 4 adet sushi'miz mevcut. Şuradan da çubuğumuzu alıyoruz abi. Şöyle haşimizi açalım. Şöyle balığımızın yanına birazcık şoyumuzu dökelim abi. Afiyet bal şeker olsun. Yemin ederim o kadar hasret kalmışım ki. Şu yumuşaklık, şu parlaklık. Böyle pilavın üstünde. Afiyet bal şeker olsun. Diyerekten güzel bir günün sonunu artık yavaş yavaş marketten yaptığımız son alışveriş ile birlikte bitiriyoruz. Vallahi karnımın tokluğu, alışverişimin de karlılığıyla güzel bir gün olduğunu düşünüyorum şahsen. Say hi. Konnichiwa. Konnichiwa. Watashi wa Hamuza desu. Hamuza. Anata wa nan desu ka? Dare desu ka? Shuhei. Oh. Ha? Shuhei. Shuhei, your name. Shuhei. Nice. Peace, chu-chu. Yeah!